Ton balıklı salatanın şimdi malzemesini sayıyorum. Sonrasında bir şey anlatacak bize, ona geçeceğiz. Evet, anısına. Evet, bir anımı anlatacağım. Ton balıklı salata 4/4 atom. Evet. Atom ne? Atom ne? Göbek. Şunu diyor. Iceberg. Bu atom mu oluyor? Bunu diyor. Göbek yani. O. Iceberg. Iceberg. Çok havalı aynen. Çok havalıyız. Kıvırcık ya, işte göbek salata yani. Bakın bildiğiniz yani göbek salata alıyorsunuz. Evet. Vurun vurun, öldürün beni ha, öldürün. Iceberg. Çok havalı Serpil, İngilizce kuvvet, ben bilmiyorum. Buket Hanım geliyor diye yazdım, kör olayım bak. Hani bildiğini ay, bilsin iyiydi diye. Bu iyiydi. 6-7 adet çeri domates, 4/1 lahana yani çeyrek lahana, yarım demet maydanoz, 1 su bardağı şurada mısır, 1 demet roka, 3 dal taze soğan, 3 dal taze nane, 1 tutam Akdeniz yeşilliği. Çok havalı. Akdeniz yeşil, Akdeniz akşamları. Evet, Akdeniz akşamları falan burada. Vallahi girdi. Ay, yarım çay bardağı ya, zeytinyağı, tuz, 1 adet limon suyu, limon kabuğu, 3-4 yemek kaşığı da nar ekşisi. Ben çok severim nar ekşisini. Abi ben de nar ekşisinden bayılıyorum. Doğrayacak mıyız? Ay bu arada ya sürekli reklam yapıyorum ama sadece zeytinyağı değil, nar ekşisi de çıkarttık. Yüzeyiz organik. Allah'ıma bir şükür. Allah'ıma bir şükür. Nar ekşimiz de var. Da onlardan güzel da göndereceğim yani size. Yani artık Nermin Nefes mutfağına tadımlık gönderirsiniz. Evet. Bak ama kendi el işlerimizi kendimiz yapıyoruz. Evet, bu aynen da çok güzel. Bu tırnaklarla şey, salata doğrayıp da ondan sonra size de o salata yedirmek istemiyorum. Nasıl da açık sözlü? Ne ama yapayım? Bak hiç o da kırılmıyor bana, ben İri de onu. Evet. Yani. Ya böyle çok, ne çok iri olsun ne çok ince olsun. Şöyle yapayım. Üçüncü şifremiz. Kelime. Evet, üçüncü şifremizi de söylemiş bulunmaktayız. Kelime. Nasıl, şimdi kaşık vereceğim. Ekranda ama birazdan göreceksiniz kıymetli izleyicileri. Dünün kitap kazananını hemen açıklayayım. Hayır, sonra edeceğiz. Buket'in anısına döneceğim. Evet. O çok önemli. Onu kaçırmadan. Tamam, olur. Merak süper ettim çünkü. Evet. Şunu alayım. Gözümün sürekli patatesli mantıda olmasının mantıklı bir açıklaması ya, vereceğim ama çok sıcak, birazdan vereyim. Yanma. Şöyle hemen bakıyorum. Hani yapamazdım. Kime gidiyor? Hani yapamazdım. Zafer şey, hep Zafer'e gidiyor dilim. Aytaç gönderdi bana ablacığım. Evet. Serra Yıldız hanımefendi. Hani yapamazdım kitabımızı kazandı. Aytaç kardeşim şu an Nermin Nefes Mutfağı Instagram hesabımızda kazanan kişiyi açıklayacak. Hemen oranın hikaye bölümünü kontrol edin. Şimdi evet, anınızı dinliyorum. Buyurun hocam. Evet, şimdi çok komik bir anı bu. Tamam. Ben şimdi Gülgün Hoca'dan ders almaya başladım. Tamam. İşte 20 yaşında falanım. Çok güzel. Ondan sonra hoca tabii muhteşem konuşuyor. Yani resmen böyle resital yani. Hani geldi zaten benim dedi adım ne dedi. Biz diyoruz ki Gülgün. Gülgün diye isim mi olur? Gülgün benim adım falan dedi. Biz böyle Allah'ım falan böyle. O bir Gülgün diyor böyle, bizim kulaklar şenleniyor. Neyse. Ne kadar önemli artikülasyon. Kesinlikle. Bana dedi ki bizim kursumuz bitti. 4 ay sürdü. Dediler ki işte hocam sizce hani kim burada bir şey olur? Hı hı. Hani kim sunucu olur, spiker olur? Hı hı. Hani siz kimi çok beğendiniz? Evet. Hani en beğendikleriniz kimler? Hı hı. 40 kişi falan var. Hadi. Dedi ki Buket sen dedi kesinlikle olur dedi. Aynı çok güzel başarılı olacağını, iyi yerlere geleceğini, hı hı, düşünüyorum dedi. Ancak dedi şöyle bir durum var dedi. Ancak. Ancak deyince öyle bir durdu. Evet. Dedim ki hocam nedir dedim. Dedi ki canım dedi sen stüdyoya girip haber okurken dedi görsen dedi bir lady, dışarıda dedi arkadaşlarınla konuşurken dedi, hani dedi diyorum ki dedi birazdan herhalde pazara bir şey satmaya gidecek, aşağıda tişört 10 lira falan diye bağırmaya başlayacak dedi. Bende de var, ne yapacağız bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Olsun. Evet. Böyle yetiştirildik ama tek evet, kız mısın? Evet. Tek. Erkek? Erkek yok, tek çocuğum. Ben 3 tane erkeğin içinde ondan birazcık herhalde. Olabilir. Hocam sonra ne oldu? Sonra ben tabii bunu düzeltmeye çalıştım elimden geldiğince ama hala da öyle. Melike nasıl gülüyor? Melike'cim dışarıda da lady gibiyim değil mi? Evet evet diyor. Bence evet. Tam bir lady. Gerçekten tam bir lady. Biz kendimizi öyle görüyoruz. Evet ama Gülgün Hoca dışarıda da yayındaki gibi konuşan bir insan. Gerçekten bu konuda da efsane bir isim. Zaten TRT'de senelerce evet yayıncılık yapmış. O ama dönemde bir şey TRT'ye girmek. Kamera arkasında da aynı olmak gerekiyor. Ben hani senin kamera önünün arkanı çok farklı bulmadım. Ben de öyleyim. Aa, sen de aynısın. Şey yapamıyorum hani kameralar açılıyor ya. Öyle çok var falan. Hayır ben gerçekten hani inşallah yüz yüze de tanışırız. Çoğunuzla tanışıyoruz sokakta, orada, parkette.
diyorlar yani ekranda gördüğümüz gibi. Bence böyle olmalı. Kesinlikle. Samimiyet bu. Çok fazla ekran önünde böyle yalandan hanımefendi gibi gözüküp normalde gerçekten... Vallahi harikasın. Böyle yani... Anladım. Hani anladın sen ya. Anladım. Ya gerçekten ekran önüyle arkası bence bir öyle olması lazım ki o samimiyetin değerli izleyicilerimize geçebiliyor olması. Kibiniz harika, mantı efsane bakın. Gerçekten mantı diye öldü dersiniz benim için. Ya yani böyle bir şey yok. Çok çok, çok güzel çok oldu. Çok güzel oldu bence de. Ellerine sağlık. Peki yeni bu işi yapacak olanlara ne tavsiye edersin? Yani spiker olmak isteyen, haberci olmak isteyen arkadaşlarıma, kardeşlerime ne önerirsin? Şimdi şu anda yeni nesilde hemen çabucak para kazanma gayesi var. O yüzden de hemen çok fazla, iyi olayım diye. Bakalım, bak Nermin bir şey dikkatinizi çekti mi? Yeni nesilden böyle spiker, sunucu falan çıkmıyor. Çıkmıyor. En son ünlü olanlar işte bizler. Atıyorum işte kimdir? İşte Nazlı Çelik, ben, Ece Üner falan. Çünkü sosyal medyadan ünlenmeye çalışıyorlar. Aynen. Olmuyor. Neden? Çünkü bu meşakkatli bir iş ve meşakkatli bir yol. Bu yolu öyle herkes yürüyemez. İşte eğitim almadan buradaki şey gibi aynen. Devreye. Eğitim almadan bir şey olmuyor gerçekten. Bir de hani işin bir sürünme kısmı var. Bunu da yaşamak gerekiyor. Onlar bunu yaşamak istemiyor. Yok. Onlar atlamak istiyorlar, istiyorlar. Girelim kazanalım. Aynen. Öyle yok, bir öyle dünya bir olmadığı için de ben şu anda mesela haber sektöründe hani iyi isimlerin gelecekte çıkabileceğini düşünmüyorum. Yok biliyor musun? Hiçbir alanda öyle. Hatta böyle bu sosyal medyada videolar çekiliyor. Günümüzün işte tıp okuyan öğrencileri genelde internet üstünden ders aldılar ya online. O şey yapamıyorlar hani komiklik olsun diye çekiyorlar hani ben böyle görmüştüm diyor yani. Tabii. Ekrandan nasıl gördüyse çünkü dokunamıyor, yapamıyor tabii. Göz göze temas artık çok farklı. Yani ne yazık ki o eskiden de o ya şey hatırla mesela ilk bu işi yapmaya başladığın zamanları hatırla ilk sektöre tabii. Girme çabalarını hatırla. Sonuçta ne bedeller ödedin tabii değil ki. Mi? O heyecan ondan sonra o hani şey kendini olacak kabul etmeyi. Olacak mı yapabilecek miyim? Aynen kendini geliştirebilecek kabul ettiğine miyim? Kadar ki bir sürecin var. Çok. İşte şu anki gençler o süreci yaşamadan atlayıp geçmek istiyorlar. İstiyor ki yani ben şöyle durayım böyle yapayım hop olayım. Pardon olmuyor. Olamaz. Olamıyor. Yani altyapını her zaman sağlam tutacaksın. Ha olursun. Bak olamazsın demiyoruz. Olursun ama ne derler? Balon gibi sönersin. Sönersin. Yani bir sene olursun, iki sene olursun. İstikrarlı bir şekilde ekranda olmak istiyorsan ve gerçekten öyle. İşinde ilerlemek istiyorsan her gün bir sonraki gününü planlamasını yapıp kesinlikle. Ne koyarsam dünden daha iyi olurum. Ben yani, kendimi geliştirmeyeyim. İşte böyle sadece atıyorum sosyal medyadan bir takım garipliklerle öne çıkayım. Şeyle, şakalarla. Aynen. Olmuyor yani. Olmaz. Bir yere kadar. Hele ki yani ben şöyle söyleyeceğim. Hani haberse ben hani işte en son ayrılmadan önce Kanal D'den ya biz şeye gittik ya Akçakale'ye gittik. Hatta olay olmuştu benim işte orada sınırda öyle poz verdi böyle yaptı işte o saat evet, taktı bunu güzeldi. Taktı falan şöyle yaptı diye ben de demiştim olabilir. Ki öyle mi? Ben bunları takıp gelmişim. Evet. Sen evde oturuyorsun. Sen de istediğini tak takıştır. Ama sen çalış. De gel. Aynen öyle. Ben evet. Akçakale'deyim. Orada vatanın bekası söz konusu. Tepemize bombalar düşüyor. Yani sen insanlarla... benim takıma ne bakıyorsun? Aynen yani öyle. Yani şu an bana yapılan eleştiriden bir farkı yok. Yok. Mutfakta işte yürüyük, çok şık yürüyük. Giyiniyor. Ya benim yapım bu. Ben mutfakta 6-7 çeşit yemeği 90 dakika içerisinde yetiştiriyor muyum? Evet. Sizlerle konuşup sohbet edip ekran başını doldurabiliyor muyum? Ona bu kadar. Bakın. Kıyafetim de size vermiş olduğum özen değerdir. Ay ne kadar güzel. Ben isterim ki hayır ne yapacak mısın? Eşofman takımla mı çıkacak mısın? Evet. Ben isterim ki açayım da gözüm gönlüm açılsın. Şıkır şıkır güzel kadın bir taraftan da yemek yapıyor. Yani, daha güzel. Ne güzel sizin evdeki bir dakika. Şimdi bir dakika. Çok güzel bir şey söyledim. Bak haberciyi şimdi, ondan evet, getirdim. Bak, konuk. Şimdi en büyük sorunlardan bir tanesi ne? Erkekler tamam mı? Biliyorsunuz Müge Anlı'yı izliyoruz işte Esra Erol'u izliyoruz falan filan. İzliyoruz bu tarz programları. Erkeklerin eşlerini aldattığını görüyoruz. Tamam maalesef. Mı? Allah korusun. Allah aldatma vermez. Konusunda da erkeklerin hep bir bahanesi var. Bakımsızdı. Kendine bakmıyordu. İşte kendine çirkin çocuklara vermişti. Almıştı. Çirkin de kilo almıştı. Öyle olmuştu böyle olmuştu. Şimdi siz ne istiyorsunuz? Nermin ne yapıyor burada? Hem bakımlıyım diyor, hem üç tane çocuğum var, hem vallahi bak bu kadar yemek, hem hamar atım. Burada şunu olması lazım, insanların bundan bir şekilde feyiz alması gerekir. Olay budur. Hani hem erkeklerin eşlerine örnek göstermesi gerekir, hem tabii. Eşlerin feyiz alması gerekir. Senin hiç buradan başka işin yok mu?
sen 3 tane çocuğun var, bir evinin düzeni var, hayatın var. Sen hani hem çalışıyorsun, hem bunları yapıyorsun, tabii, tabii. Hem de bu özelliği ekrana çıkıyorsun. Tabii, ben sana teşekkür etmeleri lazım. Yok ama ben yaratılışım buydu. Biz süslü bir genden geliyoruz yani. O yüzden süslü bir gen, boşnak kızı deyince böyle oluyor. Yukarıdan bir soru geldi gene Buket Aydın'a. Hiç bir haberi böyle atlatma, geçiştirme oldu mu? Nasıl yani? Hiç. Ha, başka bir kanala haber atlattın mı? Haber atlattım mı? Atlattım. Atlatmam mı? Ama yani... Kimi atlattın kız? Şöyle, biz ya... isim vermeyeceğim şimdi. Tamam, bir kişiyle alakalı hayır, olarak... Hayır, isim vermeyeceğim diyorsa evet, vermez. Evet, bir kişiyle alakalı olarak bir haber yapmıştık. Ünlü bir isimle alakalı olarak. Yer yerinden oynamıştı o dönemde. Zaten bilirler, birbirini izleyenler bilirler. Haberi atlattın mı diyorsun? Ondan sonra bütün televizyon kanallarının önüne geçmiştik. Bir de haber atlatmada şunu yaptık. O dönem hatta bana şey çok kızdı. Sıla Ahmet Kural olayı vardı, hatırlarsınız. Ay evet. O dönem Ahmet Kural ilk açıklamayı bize yaptı. Olayın hemen ardından. Hadi. Biz de onu kanalın logosuyla basıp yayınlamıştık. Evet. Bayağı bir olay olmuş. Çok yer olay yerinden oldu. Oynamıştı. Ama yanlış yaptı ya. Dönmeyecekti ya. Ya günün sonunda ben o açıklamayı yayınladığımda da şunu söyledim. Hani kimse dedim beni eleştirdiler. Nasıl onun açıklamasını yayınlarsın? Ben de dedim ki ne demek canım? Hani bir şekilde her insanın bir cevap hakkı tabii vardır. Ki. Ben o cevap hakkını ona tanıdım diye bu benim doğrusunu onu desteklediğim anlamına gelmez bu arada. Tabii ki. Cevap hakkını tanıdım ama şeyi de söyledim. Her ne olmuş olursa olsun bir erkek bir kadına el kaldıramaz. Her ne yaşanmış olursa kesinlikle. Olsun. Hayatından uzaklaştırırsın. Bir şekilde aranıza mesafe koyabilirsiniz ama kadına şiddete bakın kaçıncı yüzyıldayız. Aynen. Hayır diyoruz, hiçbir şekilde savunmuyoruz. Kadın ve çocuk. Özellikle aynen. Altını çiziyoruz. Erkeksin diye güçlü değilsin. Karşındakiyle empati yap. Aynı haklara sahip. Kadını lütfen ve çocuğun yerini ayrı tutalım. Ay bir de yaşlıları. Bir de yaşlı. Yani evet. Hele ki yani ben zaten bir şey söyleyeceğim. Kadına şiddeti ayrı, çocuk, yaşlı ve hayvana şiddeti apayrı tutuyorum. Yani yaşlılar, çocuklar ve hayvanlar bunlar en savunmasız olanlar. Yani böyle tüylerim diken diken oluyor. Yaşlılara da resmen eziyet edenler var. Kesinlikle var. Anne babalarına eziyet ediyorlar. Allah vermesin. Aynen. Bir kısaca özetleyelim Buket'cim. Yeşillikleri doğradık. Hepsini harmanladık. Hepsini burada karıştırdık. Ne var? Bu arada şöyle, ben onu salata bitmeden öncesinde karıştırıyorum özellikle. Gördüm, hepsi birbirine iyice geçsin diye. Onu evde yaparken de burada kendim böyle yapıyorum. Sarımsak burada ya. Da evet sarımsak, yağ, limon. Aynen nar ekşisi. Sosu var, nar ekşisi var birazcık. Limon kabuğumuz var. Limon kabuğumuz var. Lezzet versin diye. Aynen, zeytinyağı. Tabii ki zeytinyağı olmaz. Nar ekşimiz de var. Evet. Tuz da koydum içine. Evet, nar ekşimiz de var ve tuz da var burada. Bunu da içine döktük. Bunu ye, hiçbir zaman kilo almaz. Ton balıklı salata yaptık. Bunu yiyorsunuz, asla kilo almıyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.